Evet başkanım, 2-1'lik bir galibiyet neler söylemek istersiniz? Biliyorsunuz sezon başından beri bu takımı üst lige çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu üst lige çıkarken de ilerlediğimiz yolda engeller olacaktı, bir rahat maçlar maalesef yok. Ama bugün takımımı tebrik ediyorum maçı galibiyet almakları için ama işte maç sonundaki olaylar maalesef bizleri derinden üzdü. Olmaması gereken futbolun içinde şeyler bunlar ama sadece bu sporcu arkadaşlarım biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Rakiplerim, kendi takımdaki sporcu arkadaşlarım. Olmaması gereken şeyler ama maalesef bugün bu olayı yaşadım. Üzgünüm sadece. Başka bir şey demek istemiyorum ama ne diyeyim? Daha başka. Başkanım bir şey diyeceğim. Sadece sizin maç değil. Geçen hafta oldu bir maç. Burada yine konak stadında. Ondan önceki hafta yine kavga, tartışmalar oldu, kavgalar oldu. Bunu önermesi için ne yapabilir? Neden meydana geldi bu olaylar? Artışlar var çünkü. Bayağı artışlar var. Şimdi bu işleri mekanizması ASFK spor il temsilcisi, hakemler derneği. Bunlar yani bunların bu nedendir bu takımlarda bu kadar gerginlik her maç sonunda neden böyle olur? Yani bunlara bir kulüplerle bir toplantı yapıp bunu bir ne yapabiliriz bir fikir alışverişinde bulunup yani bizler de katılalım, bizler de katkı yapalım yani bu kulüp olarak, başkan olarak yani bunlar buralardan başlar. Yani kaç haftadır ben görüyorum bu spor sahalarını bu işte yani herkes sessiz duruyor. Ver dert kuruluna, ver disiplin kuruluna, versin 5 maç, 10 maç. Çözüm değil bunlar. Çözüm. Çözüm değil, çözüm bunları yani herkes kendi futbol kulübünü, futbolcularını oturarak bunları tartışarak bunları aza indirmek. Yani biz başkan olarak da bizim kurumumuz olan ASFK bunları bir öneye olup bunları toplasın. Kulüpleri toplasın yani. Ya bu işler böyle olmaması lazım. Bunlar belki affeder yani. Bunlar böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bilemiyoruz yani. Vardır belki düşünceleri ama. Başkanım bir kısım çıkıyor. Ben ilçe takımıyım. Ben dışlanıyorum diyor. Birisi ben şu mahalleliyim dışlanıyorum diyor. Birisi böyle diyor. Böyle bir herkes kendini bir farklı yere konduğunu hissediyor. Benim görüştüğüm kadarıyla. Bunu önlenmesi için sizin dediğiniz gibi bir toplantı yapılıp bir şeyler bir araya getirilip bir konuşma falan bir ne bileyim bir araya gelme bir konuşma bir müzakere bir konuşma durumu şey durumu olabilir mi? Görüşme konuşma olabilir mi kulüplerle? Tabii ki olması lazım. İlgili kurumlar tarafından. Tabii ki olması lazım. Yani bunu tek ASFK değil. Bunu emniyet müdüründen temsilciler, hakemler derneği, kaptanlar bunu yani bunu bir araya toplayıp yani bunları ya, bilemiyorum yani nasıl olması gerektiğini ama yani bu işin çözüm yolları çok fazla. Sahanın içinde hakem arkadaşlara çok büyük iş düşüyor. Hakem ve takım kaptanlarına çok büyük iş düşüyor. Ve bunlar oynanan sahanın içindeki kişiler bu işlerde çok önemli faktörler olması lazım. Ama maalesef bakıyorum kaptan topçusuna söz geçiremiyor. Hakem verdiği kararlarla bazı hakem arkadaşlar olayı çığırından çıkarıyor. Hakemler olarak geçmiş yıllara bakarsan düzgün arkadaşlarımız yok. Bu çok süper maçlar yönetiyorlar. Hep hakemleri böyle diyemeyiz yani. Ama bilemiyorum yani ben nedir bu iş? Ya neyin sıkıntısı var? Neyin sıkıntısı? İşte bugün burada o yaşanan olayı şimdi dışarıda gidecekler bir yerde ya yarın karşılaşacaklar. Hiçbir şey yokmuş gibi. Konuşulacak bu arkadaşlar, futbolcu arkadaşlar. Yani doğru mu ya? Ben doğru bulmuyorum bu işleri. Sen bunu dışarıda konuşabiliyorsan, burada da kardeşim adam gibi topunu oynayacaksın, tebriğin edeceksin, yendiysen, yeniliyorsan bu işler böyle olur. Hani bunun yegane sebebi çok acil şekilde Denizli kamuoyunda herkes bu işin sorumluluğunu alacak, herkes bu iş taşın altına elini sokacak. Bütün taraflar bir araya gelecek müdür, değil mi? Emniyet müdürlüğü. Buralardaki, sahalardaki emniyeti alması konusunda hakemler derneği, ASFK bunu spor kulüpleri yani bunu
yok ilçe takımıyım, yok merkez takımıyım. Böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Futbol oynuyorsan herkes bu işin sorununu alacak. Herkes futbolcusunu konuşacak, bu agresifler azalacak. Bunun bir spor olduğu değil mi? Neçede evet. Bir spor bu yani. Bunu farklı yere çekmenin bir alemi yok. Ya, tabii. Birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Yarın bir tane bir gencimizi burada kaybettik mi bunun bedeli evet, çok ağır evet, olur. Evet başkanım, o giriş bana Allah korusun. Bunun bedeli çok ağır olur yani. Nedir bu yani? Bu çene neyin çenesi bu? Doğru bulmuyorum yani. Doğru bulmuyorum ama bu spor kamuoyundan bu işlerle ilgili yetkili merciler bu işi toplanıp bir an evveli çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kulüpler kolayla yönetilmiyor. Bir deplasman masrafları, bir şurası ev sahibinin maçında bile yani şura gelmek bile yani bir külfet. Masrafı mı alınıyor bunlar? Ben şura gelip keyifle maç izleyemeyecek olduktan sonra kendim takım bundan sonra maçına da gelmek istemiyorum. Nedir bu yani? Yani ben burada maç izlemeye geliyorum, dövüş izlemeye gelmiyorum ki, kavga izlemeye gelmiyorum ki. Hani bunun doğru olmadığını söylüyorum. Yani öteki kulüplerde bu işleri bir an evveli çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum ama tabii bunlar nasıl bulunur bilemiyorum. Bilemiyorum. Evet başkanım, herkes aynı gemide, buna bir önlem alınmak zorunda. İlgililer, yetkililer artık kim yapacaksa bu işe bir çözüm bulmak zorunda çünkü gidişat gidişat değil. Ben bu konuyla ilgili inşallah pazartesi itibaren bu konuyla ilgili bu işi yetkili mercilerle, telefonla ve dilekçelerle bu işi başlatmış olan kulüp olarak başlatacağım. Ama neticesi ne alırız bilemiyorum. Ben bunu işimi bırakacağım, bu işle uğraşacağım. Bir hafta boyunca ne hani bu hemen bir anda olacak iş değil, bir hafta sonra, 10 gün sonra ya da sezonlar bitmek üzere. İlk yarı sezonu bitmek üzere. Bittiğinde toplasınlar. Bütün kulüp başkanlarını, yöneticileri toplasınlar. Konuşsunlar. Ya bundan sonra şöyle olacak, böyle olacak. Ya böyle kavgacı takımları ya arkadaş olmaz. Ya yaptırım olması lazım bunların ya. Yaptırım olması lazım. Gelecek sene sezondan liglerden düşürsünler. Böyle kaç maç kavga dövüş yapan belli bir süresi olmasın bunun. Yani bilmiyorum yani. Prodüsörlere bilemediğim için yani böylesini konuşuyorum ama bunun yani bir yaptırım olmasını yapılması gerektiğini düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Teşekkür ederim başkan. Var mı başka teşekkür etmesin? Ederim. Sağ olun. Tüm kulüp başkanları bir araya gelerek bu işin çözümünü uğraşmasını istiyorum.